Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şimdi başlangıçta yaptığımız duada diyoruz ki Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd varlıkların sahibi Allah'a mahsustur. Hamd demek yaptığı her şeyi güzel yapmak demektir. Şimdi biz bunu söylüyoruz. Diyoruz ki yaptığı her şeyi güzel yapmak Allah'a mahsustur. Sonra da diyoruz ki vel akibetü lil muttakin. Mutlu sonuç kendisini yanlışlardan koruyanlar için. Sonra da vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İşte selam ve desteklenmesi gerek, destek onun elçisi Muhammed'e ve onun yoluna gidenleredir diyoruz. Bunu hemen her konuşmamızda söyleriz, ezbere söyleriz, çoğu zaman hiç düşünmeden söyleriz. Fakat içeriye geldiğimiz zaman İşler değişir. Hemen bakarsınız ki Allah bir kenara bırakılmış, Resulullah bir kenara bırakılmış, ona samimiyetle uyanlar bir kenara bırakılmış, arkasından gelenler bir numarayı alınmış. Şimdi buna niye böyle bir şeyle başladım? Hemen her derste yapılan yanlışları anlatıyoruz. Bu derste de Allah-u Teala'nın koyduğu sınırları nasıl aşıldığını görmeye çalışacağız. Bu bir başlangıç olacak. Bundan sonra birkaç ders devam edecek Allah nasip ederse. Tespitimize göre bu sınırlardan aşılmamış olan hemen hemen yok. Bugün talakla ilgili olarak sınırların nasıl aşıldığını anlatmaya başlayacağız. Talak biliyorsunuz erkeğin karısını boşaması. Bir de kadının kocasını boşaması var. Onunla ilgili sınırların nasıl aşıldığını geçen hafta kısmen görmüştük. Daha sonra inşallah fırsat oldukça görürüz. Ama bu derse başlamadan önce arkadaşlarımızın ısrarları üzerine gece ve gündüzle ilgili olarak internette dolaşan videolar konusunda kısa bir konuşmamız olacak. Şimdi Allah-u Teala geceyi ve gündüzü ayrı birer varlık olarak yarattı. Bu konuda ayetler var. Mesela diyor ki Allah-u Teala وَوَلَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرِ كُلُّمْ فِي فَلَكِمْ يَسْبَحُونَ. Geceyi gündüzü güneşi ayı yaratan odur. Bakın geceyi gündüzü güneşi ayı yaratan. Yasin suresinde de kullun fî felekin yesbahun diyor. Her birisi bir yörüngede döner. Gece gündüz güneş ay. Güneşin ayın birer ayrı yaratık olduğu konusunda kimsenin şüphesi yok da gece ile gündüzün ayrı birer varlık olduğunda ciddi anlamda şeyler, şüphesi olanlar var. Tabi bir mümin bu konuda herhangi bir şüphe düşmez. Çünkü Allah-u Teala öyle diyorsa öyledir. Öyle diyorsa öyledir demiyor ama bunun açıklamasını yapın dediğimiz zaman kolay bir şey değil. Bu ancak bir ilimle olur. Bu ilim olmadan herhangi bir şey olmaz.
Şimdi internette dolaşan ve bizimle ilgili insanların ileri geri laf söylemelerine sebep olan şu: dünyayı aydınlatan güneş değil, güneş ışınlarının gündüz denen varlığa çarpmasıdır. Yani güneş ışınlarını aydınlığa çeviren Allah-u Teala'nın yarattığı gündüzdür. Yoksa şey değil, uzay değil. Yani güneş uzayda da var ama uzay kapkaranlıktır. Şimdi bunu bir takım uzaydan çekilmiş bir takım resimlerle size göstermek istiyoruz. Bu vesileyle bugün çok kısa olacak ama yani Kur'an-ı Kerim'in ne kadar büyük bir mucize olduğunu hep beraber göreceğiz. Ve aynı zamanda da Kur'an-ı Kerim'in gerçek anlamda bir ilim kitabı olduğunu göreceğiz. Evet, şimdi arkadaşlarımız lütfen şu bir numaralı resmi ekrana getirirlerse görmeye çalışırız. Bir numaralı resim bekliyoruz arkadaşlar. Yok, gelmedi akıllı. Neyse, o resim gelinceye kadar ben birkaç şey söyleyeyim. Allah-u Teala Yunus suresinin 5. ayetinde şöyle diyor: وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا. Güneşi bir ışık, ayı ışık yansıtıcısı yapan odur. Bu nur kelimesi ışıktan bize, yani bir ışık kaynağından gelen aydınlığa denir. Ama ışığın kaynağına ziya denir. Yani güneş ışığın kaynağıdır. Ama ay ışığın kaynağından gelen aydınlığı bize yansıtan bir şeydir, gezegendir. وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ. Allah o şeye, güneşin ziyasına menziller belirlemiştir. Yani geliş açıları belirlemiştir. Ve güneşin ziyası belli açılarda gelir dünyaya. Bu geliş açılarıyla, o açılar şunun içindir: لِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّن۪ينَ وَالْحِسَابِ. Yılların sayısını ve hesabı bilesiniz diye. Şimdi içinde bulunduğumuz günlerde, yani bugün Kur'an-ı Kerim'in çok önemli bir şeyi daha vardır. Yani isteyen istediği kadar dalga geçsin diye söylüyorum. Ama görecekler ki ilim alemi bu noktaya gelecek. Zaten biraz sonra açacağım, anlatacağımız şeyin resmini çektiler zaten. Arkadaşlarımızın herhalde rejideki olan arkadaşların haberi yok. Henüz şeyi koymadılar ekrana, verdiğimiz resimde. Ekranı da yok henüz bir şey. Evet. Şimdi biraz sonra anlatacağım şeyin resimleri çoktan çekildi. Yani gecenin ayrı bir varlık, gündüzün ayrı bir varlık olduğunu resimleri çoktan çekildi. Arkadaşlarımız eğer ekrana getirebilirlerse hep beraber göreceğiz. Bir de şu var: Kur'an-ı Kerim dünyayı beşik gibi bize anlatıyor. Beşik ne demek? Nedir beşik? Şöyle bir bu tarafa şey yapar, bir bu tarafa, içerisinde olanı rahatsız etmeden gider gelir.
de dünya da beşik gibi yılın iki gününde dik durur. İki gününde de uç noktalara gelir. Şimdi şu anda Mart ayının son günlerindeyiz. Şimdi dünyanın dik olduğu vakittir. Dünya dik olduğu zaman gece ile gündüz birbirine eşit olur. Dünyanın her noktasında. Niye eşit oluyor? Çünkü dünya dik olduğu zaman güneş ışınlarının dünyaya geliş açıları, bakın bunu, bu çok önemli. Güneş ışınlarının dünyaya geliş açıları her bir noktanın enlemi kadardır. Biz bunu Kur'an'dan öğreniyoruz. Astronomi de bundan sonra bu şekilde anlatmalı bunu. Yani şimdi 21 ya da 20 Mart diyelim. Herkes kendi bulunduğu noktada bir şey diksin, bir çubuk diksin. Güneşin geliş açısı. Yani gölgeyi ötsün, ötsün, gölgeyi 90 dereceden çıkarsın. Kendi bulunduğu noktanın enlemini görsün. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim şey, dünya yuvarlak mı değil mi sorusu, yani Kur'an'da bu var mı sorusu çok gülünç bir soru. Yuvarlaklığını bırakın, çok basit bir şey. Kur'an-ı Kerim her noktanın enleminin ne zaman hesaplanacağını da söylüyor. Sonra şimdi dik olduğu vakit, sonra yavaş yavaş işte Kuzey Kutup şey yapacak, daha çok aydınlanacak, Güney Kutup kararacak. Kuzey Kutup'ta günler uzarken Güney Kutup'ta kısalacak. Ve her günkü güneşin geliş açısını çok rahat bir şekilde ölçebilirsiniz. O geliş açısından da o günün takvimini rahat bir şekilde belirleyebilirsiniz. Bu da astronominin henüz bu konuda yani yeteri kadar bilgisi olmadığı bir konu. Niye bunu söylüyorsunuz? Çünkü çok bu çalışmaları yaparken çok sayıda görüşmeler yaptık da ondan dolayı. Onun için Allah-u Teala diyor ki bunu yılların sayısını ve hesabı bilesiniz diye yap. مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذَٰلْكَ اِلَّا بِالْحَقِّ Allah bunları sadece gerçek varlıklar olarak yaratmıştır. وَفَصُّلُ الْاَيَاتِ لِكَوْمٍ يَعْلَمُونَ Allah bu ayetleri bilenler için açık açık anlatır. Bilenler için anlatır. Herkes için değil. Herkes bunlardan anlatır. Evet. لِكَوْمِنْ يَعْلَمُونَ Kavum en az üç kişiden oluşan topluluğa denir. Bilenlerden oluşan bir topluluk bunu anlayabilir. Ancak bir ekip çalışması yapılırsa anlaşılır. Evet. Şimdi biz bu ekip çalışmasını yaptığımız için Allah'a çok şükür bu konularda çok rahat bir şekilde konuşabiliyoruz. Çünkü yıllardır biz bu ekip çalışmasını yaptık. Yıllardır bu konularda yazılar yazıyoruz. Sitelerimizde bilgiler var. Şimdi birileri diyebilir ki hep söylüyorlar. Şimdiye kadar bu konularda konuşan olmuş mudur diyor. Şimdiye kadar bu konularda konuşan olmuş mudur? Kardeşim, işte Allah-u Teala ayet-i kerimede bunu bildiriyor. Bilenler topluluğu için diyor. Bilenler topluluğu için diyor. Bilenler topluluğu dediğiniz zaman demek ki o ekibi kuracaksınız ki bu konudaki bilgilere ulaşasınız. O ekibi kurmadan bilgilere ulaşamazsınız. Mesela dünyanın beşik gibi olduğu Kur'an-ı Kerim indiği günden beri biliniyordu. Ama beşik gibi olmasının manası ne? Güneş ışınlarının belli açılarda geldiği Kur'an'ın indiği günden beri biliniyordu. Tabii Kur'an şart değil. Daha önceki toplumlarda da biliniyordu. Çünkü
Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın ilk indirdiği kitap değil ki. Adem Aleyhisselam'dan beri indiriyor. Ama bu ekibi kurmadığınız zaman bu bilgiler ulaşamıyor. Çünkü Allah-u Teala tamam şimdi ekranımıza geldi. Bakın şimdi değerli izleyiciler şu anda gece çekilmiş resmi gösteriyor. Yani uzayda geceyi gösteriyor. Ekranınızda görüyorsunuz. Uzay kapkaranlık. Dünya kapkaranlık. Uzayla dünyanın arasında bir beyaz çizgi var. Şöyle bir sarığın parçası gibi. Bir sarığın parçası gibi şöyle bir şey var. Şimdi onu Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bize bildiriyor. Diyor ki şeyde Zümer suresinin 5. ayetinde diyor ki خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ الْلَيْلَ عَلَى النَّهَارِ. Geceyi gündüzün üzerine bir sarık gibi sarar. Geceyi gündüzün üzerine, şimdi mesela başına sarık koyanlar bilirsiniz. Şuradan şöyle bir şey yapar. Başının çevresine sarar. İşte Allah-u Teala geceyi gündüzün üzerine bir sarık gibi sarar. Şimdi başımız sarık gibi sardığımız zaman başımız nedir? Yuvarlak değil mi? İşte sarar ifadesi de dünya yuvarlak olduğunu gösteriyor. Kebe, küre de kevvere, yükevvirudan geliyor. Türkçe de küre diyor. Şimdi ondan sonra yükevvirun neher alelleyli geceyi de gündüzün üzerine sarar. Şimdi değerli izleyicilerim lütfen bakın uzay kapkaranlık, dünya kapkaranlık, bu uzaydan çekilen gerçek resim. Ama o ikisi arasında gündüzü görüyorsunuz. Aydınlık halkayı görüyorsunuz. O gece üzerine sarılmış vaziyette. Şimdi lütfen ikinci şeye bakalım. Evet. Şimdi gene aynı şekilde görüyorsunuz. Bu biraz daha net. Arka tarafta mesela gecenin olduğunu dünyadaki ışıklardan çok net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Uzaydan çekilmiş şeyden çok fazla uzaktan olmadığı için yeryüzündeki şeyler gözüküyor. Elektrik ışıkları gözüküyor ama yani dünyanın o karanlığını gözünüze görüyorsunuz. Uzayın kapkaranlık olduğunu görüyorsunuz. Peki nasıl oluyor da orada bir beyaz halka oluyor? İşte Allah bunu söylüyor. İşte bunu fizik izah edemiyor. Doktor Erşet Akçasu var. Beraber yine Hilal Kilit ekranlarına çıkmış. Bu çalışmalardan son derece etkilenmiş olan bir arkadaşımızdır. Amerika'da Silikon Vadisi'nde çalıştı. Çok sayıda ödül almıştır ve bu konularda dünyada en iyi bilenlerdendir. En üst seviyede bilenlerdendir. Ben Erşet Bey'e sormuştum. Gündüzün nasıl oluştuğunu izah edebiliyor musunuz diye. Vallahi dedi, izah ediyoruz ama biz de inanmıyoruz. Başkalarına anlatıyoruz ama biz de inanmıyoruz. Şimdi onlar açısından da tabii ortaya çıkmış olduğu için bir genel var. Yani gündüzün ayrı bir varlık olduğunu bilemezseniz şu anda dünya karanlık, uzay karanlık, güneş yok. Oradaki gecenin üzerine bir sarık gibi sarılmış olan gündüzü izah etmeniz mümkün değildir. Bunun tek yolu Kur'an-ı Kerim'dir. Şimdi gözünüzle gördünüz mü? Gündüz ayrı bir varlık mı? Evet, daha sonrakini görelim arkadaşlar. Daha sonraki resmi. Burada da biraz daha net olarak görüyorsunuz. Ondan sonra resmine geçelim. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Orada bu resmi çeken
şey var. Uzayda şey ne diyor? Uydu, tamam. O resmi çeken uydular ve karşı taraftaki gündüzün netliğini çok biraz yakından çekmiş. Gündüzü çok net bir şekilde görüyorsunuz. Gecenin üzerine sarılmış. Tekrar yine uzay kapkaranlık, yeryüzü kapkaranlık. Bunu isteyen herkes uzayda gece gündüz diye yazsın internete, çok rahat bir şekilde görür. Çok fazla çekilmiş resimler. Ondan sonrakine geçelim arkadaşlar. Evet, bakın burada çok daha net bir beyazlık var ve burada şu var muhterem arkadaşlar. Ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki يُكَبِّرُ الْلَيْلِ عَلَى النَّهَارِ. Bakın, gündüzün gecenin üzerine sarılışını, tan yerinin ağardığı vakitte gece ve gündüzün üst üste nasıl bindiğini görebiliyorsunuz. Yani şey yapıyor, gündüz gecenin üzerine doğru geliyor. Gündüz alt taraftan geliyor. Gece yukarıya çıkıyor. Çünkü yer değiştiriyor gece ile gündüz. Bunu da Allah-u Teala ayet-i kerimesinden söylüyor. Diyor ki Nur suresi 44. Yukallibullahu leyle ve nehar. Gece ile gündüzü yer değiştirir. Yani şöyle. Zaten resimde dikkat ederseniz görürsünüz de. Evet. Öyle kalsın isterseniz, hiç şey yapmayalım arkadaşlar. Değiştirmeyelim onu. Orada görüyorsunuz mesela sol tarafı karanlık ama karanlık aydınlığın üstüne doğru çıkıyor. Aydınlık kattan geceyle gündüz yer değiştiriyor. Karanlık üste çıktığı zaman, yani gece üste çıktığı zaman, gündüz alt tarafa geldiği zaman işte tam yer değiştirme anı bizim alacakaranlık dediğimiz vakit. Sabah namazı, akşam ve yatsı namazının vakti. Bu değişiklik tabiatta ciddi değişim meydana getirdiği için tüm hayvanlar uyanıyor. Bakıyorsunuz ki ilk başlangıçta, yani seher vakti dediğimiz vakitte kuşlar ötmeye başlıyor. Bu sabah bu konuda konuşacağım için bizim şeyde, İstanbul'a göre bizim tespit ettiğimiz hesaplarda seher vakti 5.37 idi. Sabah 5.37'de bakayım kuşlar ötecek mi? Tam 5.37'de kuşlar toplu halde ötmeye başladı. Ne diyor? Yani artık durum değişiyor. Haberiniz olsun. Gece gündüzün üstüne geçiyor. Gündüzün ilk başlangıcı ortaya çıkıyor diye başlıyor ötmeye kuşlar. Şimdi işte bu bilgi bizim için son derece önemli. Bu bilgi bizim tabiatı daha iyi tanımamıza sebep oluyor. Daha sonrakine bakalım arkadaşlar. Yani değerli izleyicilerimiz, lütfen bakın. Bakın şurada çok daha dikkatle bakın. Uzay hep simsiyah, kapkaranlıktır. Güneş uzayda. Niye uzay aydınlatılıyor? Tamam. Gece güneş yok. Nasıl oluyor da o beyaz şey, Allah-u Teala'nın dediği gibi bir sarığın parçası gibi dünyanın üzerine sarılan o beyaz halka ne? İşte o gündüz. Bu bir ayrı var. Şimdi muhterem arkadaşlar, bu bize o kadar çok şey öğretiyor ki, bakın ben şu anda söylediğim şeyler uzay bilimciler için çok yeni bilgiler. Peki nereden? Ben uzay bilimciyim. Hayır. Ama uzay bilimcilerle, fizikçilerle beraber uzun çalışmalar yaptık. Biz bunu Kur'an-ı Kerim'den öğrendik. Yani uzayı yaratan, dünyayı yaratan, kanunları koyan, geceyi gündüzü yaratan Allah'ın gösterdiği şeyden. Peki bu bize neyi kazandırdı? Onu şimdi ekranınıza göstermeyeceğim ama bizim Süleymaniye Vakfı sitesine girer, namaz vakitleriyle ilgili yazımızı görürseniz orada şunu çok net bir şekilde göreceksiniz. Bugünkü astronomik bilgilere göre ufukta aydınlığın gözükmeyeceği bir saatte
Svalbard'daki dünyanın en kuzey bölgesidir. Gündüz saat 12'de güneş ufkun 12 derece altında. Bunun anlamı şudur. Ufuk çizgisi gözükmez. Ama böyle bir yerde biz 5 vakit namazın namazı gözlerimize tespit ediyoruz. Bırakın eylemimizi. Neden? Çünkü işte ekranınıza gördünüz. Zifiri karanlıkta bile gündüz kendisini gösteriyor. Allah-u Teala ne diyor? وَالنَّهَارَ مُبْسِرَةً Gündüzü mübsire olarak kılmıştır. Yani kendisini gösterir diye de anlam verebilirsiniz. Çevresini gösterir diye de anlam verebilirsiniz. Şimdi Svalbard'a gittiğimiz zaman güneş ışınlarının ufka gelmesi ve ufuk çizgisini göstermesi mümkün olmayan bir saatte biz seher vaktini, güneşin doğmuş sayabileceğimiz vaktini, öğlen vaktini, ikindi vaktini, akşam ve yatsı vakitlerini tespit ettik. Evet. Bunları tespit ettik. Dolayısıyla yani güneş ışını yok ama gündüz denen varlık karşımızda olduğu gibi çıkınca güneş ışının olmadığı yerde de 5 vakit namaz tespit edildi. Şu anda aldığımız bu bilgiye göre Taksim'de saat 11'de bir patlama olmuş. İnşallah önemli şeyler olmamıştır. İnşallah bir şey yoktur. Tabii iki kişi ölmüş diye duyuyorum. Allah rahmet eylesin. İnşallah yaralılar falan varsa onlar da Cenab-ı Hak Hacı Ustalar nasip eylesin. Tabii bu geçişler maalesef çok üzücü oluyor. Ama benim şahsen kanaatim şu. Bakın şimdi şeyden bahsediyoruz. Allah-u Teala Arap suresinin 52. ayetinde diyor ki وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ Onlara bir kitap getirdik. Yani Kur'an. Onu bir ilimle açıkladık. Bir ilim. Bu Kur'an'ın açıklanma ilmi Kur'an-ı Kerim'in içerisindedir. İşte biz bu o ilimle gittiğimiz için zaten Yunus Suresi'nin 5. ayetinde de bilenler topluluğu için açıklanmıştır. Diyor. Biz o ilimle gittiğimiz için şu anda size bu konuşmayı yapabiliyoruz. Burada bu ilim asırlardır unutulmuş. Bugün buraya gelmeden önce işte şeyin, bilgisayarın vermiş olduğu imkanlarla yani daha önce belki aylarımızı alacağımız bir çalışma şimdi birkaç dakika içerisinde bitiyor. Dört mezhebin dördünün bütün kitaplarına baktım. İbn-i Teymiye'nin bütün kitaplarına baktım. Şimdi size okuduğumuz ayetten hiçbirinin haberi yok. Yani Kur'an-ı Kerim'in bir ilme göre açıklandığına dair hiçbir bilgi yok. Ve şeyde Ali İmran suresinin 7. ayetinde de Allah-u Teala söyledi. وَالرَّاسِقُونَ فِي الْعِلْمِ O ilimde sağlam bir yere sahip olun. Yani Arap 52'de belirten o ilimde, Kur'an açıklama ilminde sağlam bir yere sahip olanlar âmennâ bihi biz o ilme inandık derler. Hepsi Rabbimiz katında. İşte bu ilim asırlardır unutulduğu için hamdolsun şimdi artık ortaya çıktı. Hilal TV izleyicileri gayet iyi bilir. 15 günde bir Fatih Orum ve Erdem Uygan arkadaşlarımız bunu ekrana getiriyorlar. Çok büyük bir ilimdir. Artık bundan sonra Müslümanlar problem çözme imkanına yeniden kavuşmuşlardır. Şu anda bütün dünya çok ciddi bir çıkmaz içerisindedir.
Burada biraz umut ışığı Türkiye'de var. Tabii ki şey yapanlar, eski hakimiyetlerini kaybetmek istemeyenler her türlü çılgınlığı yapacaklar. Artık Cenab-ı Hakk'a niyaz ederiz ki bu şeylerden en az yarayla kurtulalım ama dik duruşumuz devam ettirdiğimiz sürece Allah'ın izniyle burada çok rahat bir şekilde bu sıkıntılardan geçeriz. Şimdi bizim yapacağımız şey insanları öldürmek değil, insanların zihinlerindeki yanlışları öldürmek olmalı. İşte şu anda sizlere kutup bölgesiyle ilgili ya da gece ve gündüzle ilgili dünyada ilim aleminin de bilmediği bilgileri söylüyoruz. E kiminle ulaştık? Tabii ki ilim aleminden gelen alimlerle ulaştık. Yani bu konunun uzmanlarıyla beraber ulaştık. Gittik, gördük. Ayet-i kerimelerle, Allah'ın yarattığı ayetlerle indirdiği ayetleri birlikte okuduk. Ve insanların işte gece dedikleri, yani güneş ışınları gelmediği için gece dedikleri dönemde vakitlerin nasıl oluştuğunu gözlerimize görüp tespit ettik. Aslında her yerde, senenin her günü gece ve gündüzün olduğunu tespit ettik. Resimlerini çektik, getirdik bile. Ve aynı zamanda da güneşin hiç batmadığı zamanlarda da gecenin ve gündüzün olduğunu, her noktada, dünyanın her noktasında olduğunu tespit ettik. Cenab-ı Hakk'a çok şükür. Dolayısıyla bu dünya için çok yeni bir bilgidir, yeni bir keşiftir. Elbette ki bunu bilmeyen insanlar dalga geçecekler, gayet normaldir. Ama bilenler, mesela Erşet Bey şöyle söylemişti bana, yani o Silikon Vadisi'nde olan çok değerli bir ilim adamımız, değerli bir insan, şunu söylemişti, demişti ki, sen bu bilgilerini arkadaşlarıma söylediğim zaman şaşırıp kalıyorlar, Allah Allah. Zaten hatırlarsınız, işte az önce okuduğum Yunus Suresi 5. ayeti Erşet Bey ile beraber Hilal TV ekranlarında ona gösterdiğim zaman şok olmuş ve çok şaşırmış. Yani o ayet onu iyice şok etti. Niye? Çünkü konuyu bilen bir kişi olduğu için şok olmuştu. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Tabii bu ders anlatırken böyle bir patlama olayını duymak hakikaten üzücü bir şey ama hiç üzülmeyelim. Allah-u Teala biliyorsunuz Âl-i İmrân suresinde diyor ki وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْعَلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Gevşemeyin, üzülmeyin. İnanıyorsanız en üstün olanlar sizlersiniz. Niye? Çünkü Allah'ın kitabı elinizde. Yalnız tekrar şunu söyleyelim. Kur'an-ı Kerim'de yani mesela ben burada biliyorsunuz hemen her derste mezheplerin yaptığı yanlışları anlatıyorum. Problem çözemediklerini anlatıyorum. Ama bu sabah düşündüm. Yani bütün mezheplerin kitaplarına baktım. Bunların içerisinde biraz farklı düşündüğünü bildiğimizi İbn-i Teymiye'ye baktım. Hiçbirinin Kur'an'ı açıklama ilminden haberi yok. Bu ilmin bütün ögeleri Kur'an-ı Kerim'de çok ayrıntılı bir şekilde var. Bu ilmi Allah bütün nebilerine öğretmiş. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e de öğretmiştir. O da ümmetini öğretmiş. Sahabe döneminden sonra bu ilim unutulmuş. Çünkü devreye başka menfaatler, şunlar bunlar demiş, bu ilim unutulmuş. Ve Müslümanlar problem çözebilecek durumdan uzaklaşmışlar. Öyle olunca da ulema hakikaten problem çözme yerine problem çıkarma noktasına gelmişlerdir. Şimdi şu aklıma geldi. Rahmetli babam bana annem köye gitmişti Erzurum'da.
oğlum bir makarna haşla da yiyelim. Tabii onun işleri var. Bugün kömür keresi işleri yapıyor. Çok sayıda işçi var onların başında. Baba nasıl oluyor makarnayı? İşte bak şimdi nasıl olduğunu da şunu şey yapıyorum. Şimdi beceremedim. Bir daha bir makarna pişirmedim hayatta. Yemek pişirmesini babamdan iyice öğrenmiştim ama makarna hariç. Şimdi size anlatacağım. İşte şöyle şöyle yap dedi. Neyse makarnayı suya döktüm. Kaynadı. Biraz sonra baktım ki hiç su kalmadı. Dedim herhalde suyu az. Kesedim tekrar doldurdum üzerine. Tekrar kaynadı. Baktım gene kayboldu. Ama makarnalar bayağı da büyüdü. Neyse. Sonra üçüncü kez bir daha su doldurdum. Bu defa makarna kalmadı hiç. Hiç makarna kalmadı. Tamamen böyle bir beyaz bir su oldu. Sonra babam geldi, oğlum yaptın mı dedi. Dedim ki valla baba şeye benzemedi, bak böyle oldu. Oğlum onu boşalt dedi, o yenmez. Şimdi makarna pişirmenin bir ilmi var değil mi? Basit bir şey değil. Onun ilmini bilmezsin, makarna da pişirmezsin, hiçbir şey yapmaz. Senin mutfağın ağzına kadar makarna dolu olsa ne yapsın? Yemek pişirmesini bilmiyorsan mutfak ağzına kadar gıda, en iyi gıdalarla dolu olsa bir müddet sonra onu çöpe atmak zorunda kalırsın. Şimdi Allah-u Teala diyor ki mesela biz bu kitabı her şeyi açıklasın diye indirdik. Bu kitapta her şeyi ayrıntılı olarak açıkladık diyor. Ama bu kitabın açıklamalarına ulaşma ilmini bizim ulema bilemediği için kaybolmuş o ilim. Bakıyorsunuz ki problem çözme yerine problem çıkarma noktasına geliyorlar. Ben burada size, yani bugün dersimiz gerçekten şeye çok üzüldüğüm için artık böyle şey yap, biraz neşem kaçtı yani. Neyse ama sabırlı olmamız lazım ve şeye devam etmemiz lazım bu işe. Şimdi Allah'ın koyduğu sınırların çiğnenmesi dedik ya. Kur'an-ı Kerim'de hududullah kelimesi Allah'ın koyduğu sınırlar anlamına geliyor. Hudud Türkçemizde de var. Türkiye'nin hududu deriz değil mi? Yani Türkiye'nin sınırları. Mesela Türkiye'nin sınırını açtığınız zaman, açmak istediğiniz zaman hemen sizden pasaport sorarlar. Yasa dışı açarsanız hemen yakalarlar. Ve sizi cezalandırma yoluna gider. Yani bu herkes bilir. Sınır. Sınırları açtığınız zaman suçlu konuma düşersiniz. Her konuda öyledir. Hangi konu olursa olsun. Şimdi Allah hududullah kelimesini Kur'an'da 12 yerde kullanılmış. Bunlardan tam 8 tanesi talakla ilgili olarak geçiyor. Erkeğin karısının boşaması geliyor. Şimdi bu arada yani o olayı zihnimi karıştırdı, tekrar edeyim. O şey konusunda şeyi bitirdik yani bu gece gündüz meselesini. Ben kısaca değinmiş oldum. Çünkü bu çok büyük bir olay. Çok büyük bir mesele. Matematik coğrafya açısından çok önemli. Dünyanın şekli açısından çok önemli. Hatta bir ara işte bu konunun bazı uzmanlarını çok sıkıştırdığım zaman bana şu cevabı vermişlerdi. Biz uzayın ancak %4'ünü biliyoruz. Kardeşim. Dünyada oturup da uzayla ilgili bilgi üretirseniz fazla bir şey bilemezsiniz demişlerdi. Ben de şöyle de demiştim. Ya siz yüzü bilmeden dördü nasıl hesap ettiniz? Dördü hesap edebilmek için yüzü bilmeniz lazım. Tabi bunun cevabı yok. Onun için bundan sonra Müslümanlar Kur'an'daki bu Kur'an'ı açıklama ilmini öğrenmek zorundalar. Bakın işte basit bir çalışmayla neler ortaya çıktı. Tekrar ediyorum yani izleyicilerimiz bizim bu şeylerimizde
bizimle dalga geçenler, özellikle onlara söylüyorum. 20 Mart'ta bir çubuk koyun ve güneşin geliş açısını hesabın. Yere düşen gölgeyi 90'dan çıkarın. Bakın ki bulunduğunuz yerin enlemini tespit edebiliyor musunuz? Şimdi isim verirsem belki bazı kimseler rahatsız olur ama isim vermeden söyleyeyim. Bu konularda yani Erşet Bey değil, Erşet Bey konusunda rahat isim verebiliyorum çünkü o bu konuları artık iyice kavramaya başladı. Bu matematik coğrafya ve işte şeyde uzay konusunda bilgi sahibi olan ve dünyada da oldukça tanınmış olan bir bilim adamıyla oturduk. Konuşuyoruz. Dedim ki şu anda oturuyoruz. Bugün kaçıncı derecede kaçıncı derece enlemdeyiz? Bunu tespit edebilir misiniz? Dedim. Şu bulunduğumuz noktada. Tabii ki ederiz dedi. Ne yap? İşte bir takım hesaplar var. İşte bir formül var. Onu koyarız. Ama dedi bu çok uzun sürer. Ancak bilgisayarda yapmamız lazım bu hesabı. Peki işte formüller, şunlar bunlar diyorsun. Birileri tarafından hazırlanmış bilgiler. Hazır bilgiler. Bu bilgilerin doğruluğunu da tespit edecek durumda değiliz. Yapılması zor. Bilgisayarda yaparız diyorsun. Peki dedim ben sana köylü Mehmet Ağa'nın yapabileceği bir yolu göstereyim mi? Hayatında hiç okula gitmemiş. Açı nedir bilmeyen. Efendim işte uzay geometrisi nedir bilmeyen. Astrofizik nedir hiç duymamış olan. Efendim matematik coğrafya diye bir kelimeden haberi olmayan bir adamın kendi tarlasında bu işi tespitiyle şeyi söyleyeyim mi? Ben? Nasıl dedi? Nasıl oluyor? Şaşırdı. Dedi peki bir tane çubuk diksin yere yukarıdan gelen şeylere göre ışıklara göre bir yıl boyunca bu insan çalışırsa onu adam takvimi kendi tarlasına çizer. İşte şöyle şöyle şöyle. Aa olur ya dedi. Hatta burada da şu vaktimize da gelmişti. Bir fizikçi arkadaşımız astronom gelmişti. Ona da aynı şeyi söyledim. Hesap et bakayım. Bugün dedim şu anda İstanbul'daki şeyi çıkarırsak işte ona deklinasyon diyorlar. Şeyin eğimini çıkarırsak İstanbul'un enlemini gölge açısına göre bulabilir misin dedim. Hesap etti buldu. Ama elinde birçok şeylere baktı. Hazır bilgilere baktı. Şimdi işte Kur'an-ı Kerim'e gittiğimiz zaman bilimin her alanıyla alakalı bilgi sahibi oluyoruz. İşte şu bulunduğumuz, şu anda yayının yapıldığı salona Almanya'dan bir bilim adamı gelmişti. Almanya'da bilim ve din konusunda konferans vermişti. Tübingen Üniversitesi'nde. Doktor Dietmar Mit, Almanya'dan dinleyenler varsa tanımış bir insan. O da gerçekten yani iyi yetişmiş bir kişi. Buraya geldiği zaman 67 yaşındaydı, emekli oldu şimdi. Oradaki din ve bilim konferans sırasında meydan okuduk ya. Geç ben öyle bir adetim yoktu ama orada öyle okuduk işte. 3 hafta sonra buraya geldi bir dosyayla ana rahminde çocuğun gelişimiyle alakalı sorular koyduk buraya. O konuda çalışmıştık Allah'tan ki. Arkadaşlarımızla toplaştık. Yani o topluluğu mutlaka oluşturuyoruz. Tek kişinin yapabileceği bir şey değil. Sorduğu her soruya işte şu şu ayetler aç, şu şu ayetler aç dedik. Bir müddet sonra tamam dedi. Cevaplarımı aldım dedi. Yani iki saat falan geçti. Sonra tatmin oldun mu dedim. Oldum dedi. Bu soruların dünyanın herhangi bir yerine cevabı var mı dedim. Dedi. Yok dedi. Bak dedim ben bu konunun uzmanı değilim.
bunu dedim Allah'ın kitabından aldım işte. E şimdi Almanya'daki konferansta bu Müslüman değil yani, Alman. Ama o zaman Müslümanlığı kabul ettiği kanaati var bende de, öyle bir şey ilan etmedi. Dedim ki bak işte Allah'ın kitabından şey yaptım. Ben şimdi Almanya'da Allah'ın indirdiği kitapla yarattığı kitabı birlikte okumak lazım diye konferansın temelini oraya oturtmuştu. Aynen şunu söyledi, dedi ki ben dedi çocukluğumdan beri bu konu üzerinde zihin durmuşum. Ya, eğer Tevrat ve İncil Allah'ın kitabıysa, tabiat Allah'ın yarattığı şeydir, varlıktır. Bu ikisi arasında uyuşmazlık olmaması lazım. İspanyolcadan bir kitabı Almanca'ya tercüme ettim ama tatmin olamadım. Seni Almanya'da çok dikkatle dinledim dedi. Bir konferansa gitmiştim. 4 günde bizim Türklerle program vardı. Bana dediler ki 4 gün boyunca gündüzleri buradasın, geceleri nereye gidiyorsan git. Hakikaten gündüzleri gittim onlarla. Çok sayıda toplantı yaptık böyle dar çerçevede. Dedi ki orada ben seni çok dikkatle dinledim. Problemlerim ciddi, büyük ölçüde çözüldü. Şu anda hiç şüphem kalmadı ki Allah'ın indirdiği kitapla yarattığı kitap arasında en küçük uyumsuzluk olmaz. İndirdiği kitap dediği bu. Şimdi biz Allah'a çok şükür çok iyi bir noktaya geldik. Dolayısıyla artık Müslümanlar olarak problem çözecek noktaya geldik. Şimdi artık daha kızmıyorum. Bütün mezhepleri araştırdıktan sonra bu ilmin hiçbir mezhepte olmadığını görünce şunu söylüyorum. Türkiye'deki ve İslam alemindeki bu sahada çalışan bütün ilim adamları Kur'an'da Allah-u Teala'nın koyduğu Kur'an'ı açıklama ilmini çok iyi öğrensinler. Bununla ilgili tam 10 tane ayet tespit ettim bu sabah. Yani o ilmi izah eden değil, o ilme dikkat çekiyor. Bu bilgileri bilenleri, o ilmi bilenler için Kur'an'ı açıklamışımdır diyor. Herkes için açık değil. Yani şöyle diyeyim, herkes makarna pişiremez. Onu bilen pişirir. Kur'an-ı Kerim'de de herkes bilim üretemez. Onu bilenler topluluğu ancak üretebilir. Şimdi bize artık bundan sonra Müslümanların bugünün iletişim araçlarını en üst seviyede kullanarak insanlığın problemlerini çözmeleri herkese ilerisi için umut kaynağı olacak bilgileri göndermeleri gerekiyor. İnşallah böylece Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiği İslam'ın dünyaya hakim olması. İslam, Müslümanların değil bak. Bu çok önemli. İslam hakim. İslam'ın hakim olması ne demektir? Zaten herkes Allah'ın indirdiği, yarattığı insandır. Zaten her insan Allah'ın ayetidir. Bu insanı Allah'ın indirdiği ayetle gösterdiğimiz zaman kendini bulacak. Of be, dünya varmış diye çok rahat diyecektir. Şimdi burada bugünün konusuyla alakalı da devam edelim. Şey olarak Allah'ın koyduğu sınırlar konusu az önce söyledim, hududullah kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 12 yerde geçiyor. Bunların 8 kaç onu söyledim. Yok, 12 yerde geçiyor. 8 tanesi şeyle alakalı. Talakla alakalı. Bak şimdi sayayım burada ben şey yapmıştım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Tamam saydım. 8 tanesi talakla alakalı bunların. Bunların tamamı aşılmıştır. Talak ne demek? Talak ve iftida. Talak erkeğin karısını boşaması demektir. Şimdi öyle enteresan bir şey var ki Kur'an-ı Kerim'de ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in uygulamasında bir erkek karısını boşayacaksa bir kere kadın adetli olmaması lazım. Temizse o temizlik döneminde eşiyle ilişkiye girmemiş olur.
iki tane şahit bulundurulmuş. Ondan sonra boşar. Boşadıktan sonra da eşini evden çıkaramaz. Bugün bakın, kadın telefon ediyor, kocasını evden uzaklaştırıyorlar. Ne oluyor? Problem çözümsüz hale geliyor. Çok ciddi sıkıntılar oluyor. Bir erkeğin evinden uzaklaşması, bir kadın evinden uzaklaşması ne demek? Şimdi evden çıkarmayacaksınız diyor, onlar da çıkmayacaklar. Ve yaklaşık 3 ay süren, yani adet görüyorsa 3 kere üç temizlik dönemi geçmesi lazım. Görmüyorsa 3 ay beklemesi lazım. Hamile ise doğuma kadar. Bu süre içerisinde Allah-u Teala Nisa suresinin 35. ayetinde diyor ki وَاِنْ خِفْتُمْ شِكَاكَ بَيْنِهِمَا kadın erkeğin aralarının açılacağından korkarsanız فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ اَهْلِهِ وَعَكَمًا مِنْ اَهْلِهِ bir kişi, bir hakem kadının ailesinden, bir hakem erkeğin ailesinden gönderir. Bugün karı koca, bu iki tarafı da tanımayan hakimin karşısına çıkar. Boşamayı hakim yapıyor. Ya bu hakikaten yani bu ne biçim şeydir? Tabii ki kitabının açıklanması, kitabın açıklama bilgisini bilmeyen kişiler için bu bir sığınma kapısıdır. Bak biraz sonra göreceksiniz. Kur'an-ı Kerim'de bu böyle olmasına rağmen bak şeyden dört ki bir kişi erkeğin ailesinden, bir kişi kadın ailesinden gönderin. İn yurida ıslahan parayı düzeltmek isterlerse yuvvettikillahu beynahuma bundan aranan Allah uyuşturur diyor. Yani kol kırılır yer içinde kalır. Kimse de duymaz. Dışarıya karşı bir problem olmaz. Peki şimdi mesela bugün az önce işte hakimin ne işi var falan dedim de ama öyle bir noktaya getirilmiş ki tarih içerisinde mahkemenin devreye girilmesi bir kutuf gibi oluyor. Devreye sokulması. Bugün yine mezheplerin kitaplarının tamamına baktım. Bu Nisa suresinin 35. ayet hiçbirinde ya Allah bu ayeti boşuna mı indirdi kardeşim? Çünkü hiçbirisi Kur'an-ı Kerim'in koyduğu gibi talak kabul etmiyor. Bunun tek istisnası var. Şia. Şia'nın talakla ilgili görüşleri Kur'an'a uyuyor. Bir İbn-i Teymiye. Ama Şia'nın da İbn-i Teymiye'nin kadının boşanmasıyla ilgili görüşlerinin Kur'an'la uzaktan yakından alakası yok. Onlar da Allah'ın hududunu çiğnemişler ama sadece bir noktada çiğnememişler. Şimdi önce enteresan şeyler söylüyorlar ki diyorlar ki şeyde efendim diyorlar bu işte bir kimse diyorlar adet halindeyken ya da ilişkiye girdiği temizlik döneminde eşini boşarsa haram işlemiş olur. Çünkü ne Allah böyle bir şey istiyor ne Resulullah'ın uygulaması var. Haram ama geçerlidir. Abdurrahman onu bir okur musun? Ömer Nasuh İbmen İstihat Fikri Kamus'tan bir okuyacağız. Bir de ben şeyden size okuyacağım. İbn-i Teymiye'den okuyacağım. Öncelikle lehvalihteki deliller sayıldıktan sonra şöyle bir sonuç oluşturuyor bu eserde. Yani çünkü lehvalihte dediğin görüş şu, olduğu için. Bak şöyle. Kur'an-ı Kerim'e göre bak tekrar edeyim de şey yapılmasın. Bir kişi karısını boşayacaksa kadının adetli olmaması temizse bu temizlik döneminde ilişkiye girmemiş olması lazım. Bu konuda istersen konuyu iyice anlayalım ondan sonra sen onu oku. Bu konuda Abdullah bin Ömer'le alakalı da bize gelen bütün hadis kitaplarında bulunan bir hadis de var. Onu sen bir Vedat okusan orada kaynaklarıyla beraber söyle onu.
Hazreti doğru bildiğimiz yanlışlar kitabından okuyacağım. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah adetliyken karısını boşuyor. Daha sonra babası Hazreti Ömer Allah Resulüne gidip bu konuyu soruyor. Allah Resulü Hazreti Ömer'e şöyle cevap veriyor. Söyle ona eşine dönsün. Temizleninceye kadar ayrılmasın. Sonra eşi adet görüp tekrar temizlenirse bundan sonra ister devam etsin, isterse ilişkiye girmeden onu boşasın. İşte bu o iddettir ki Allah kadınların ona göre boşanmalarını emretmiştir. Abdullah bin Ömer dedi ki, Nebimiz yaptığım boşanmayı geçersiz saydı ve şu ayeti okudu. Ey Nebi, kadınları boşadığınızda iddetleri içinde boşayın. Yani onları iddetlerinin başlangıcında boşayın. Evet. Peki bu talakı geçersiz saydı diyor değil mi? Evet. Hani kaynak ne? Bu Buhari, Müslim, Nesai, İbn-i Mace, Darimi, Tirmizi, Ebu Davud ve Muvatta'da geçiyor. Evet, hadis orada geçiyor da geçersiz saydı ifadesi şey de olması lazım sadece o kısım. Geçersiz saydı Ebu Davud üstünden de geçiyor. Ebu Davud da geçiyor, evet. Şimdi zaten sınır diyor ya Allah, bunlar sınırlardır diyor. Siz sınırın dışına çıkıyorsunuz. Sınırın dışına çıktığınız zaman Türkiye'de olur mu? Türkiye sınırlarına çıktığınız talak sınırlarının dışına çıktığı zaman da o talak olmaz. Çok açık ve nettir. Ama bakın bir insan işte o eşinin bekleme süresi bitene kadar ancak bir kere boşayabilir. Evinden çıkarmamasının sebebi kadının hamile olup olmadığının anlaşılması değil. Çünkü ilgili ayetlere bakılmadığı için Kur'an açıklama ilmi maalesef unutulduğu için hep kitaplarda öyle yazarlar. Hamile mi değil mi? Ondan sonra da der ki birisi bir gün işte testlerle tespit ediliyor. Olay o değil. Olay şu. O kadar süre içerisinde kadın evden çıkmayacak ki araya fitneciler girmesin. Ve Nisa suresi 35. ayetinde olduğu gibi şahitler olacak ki Müslümanların bundan haberi olsun. Zaten Allah şahit getirmeyi emrediyor. Talak suresinde. Şahitler olacak ki insanların haberi olsun ve hakem göndersinler. Çünkü hakemi gönderin emri Müslümanlara verilen bir emirdir. Her iki taraftan da hakem göndersinler ve arayı düzeltmeye çalışsınlar. O şeyde sürenin sonunda Allah-u Teala birkaç ayette söylüyor bunu. Sürenin sonuna vardığı zaman ya güzellikte tutsun ya da güzellikte ayırsın. Bu erkeğin boşaması. Kadının boşamasını bugün ele almayacağız. Çünkü vaktimizin yetmesi mümkün değil. Şimdi bu şartlara göre mesela Şia anlatıyor. İbn-i Teymiye'nin söylediği de büyük ölçüde Kur'an-ı Kerim'e uygun. Ama onun dışındakilerin tamamı diyor ki bir insan karısını adetliyken boşarsa günahtır ama geçerlidir. Yani sünnet aykırıdır. Sünnet ne demek? Allah'ın koyduğu kanun demek. Şimdi sünnet kelimesini hemen Resulullah'ın sünneti diye şey yap değil. Kur'an'da ve Resulullah'ın uygulaması da böyle. Allah sınırlar diyor. Bu sınırları aşmayın diyor. Çok rahat bir şekilde aşabiliyorlar. O kim o sınırları aşarsa وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا ف۪يهَا diyor. Kim o sınırları aşarsa onu bir ateşin içine sokar. Sürekli o ateşte kalır diyor. Şu anda İslam alemi ateşin içinde değil mi? Şimdi sınırları aşmış. Ama bunlar diyor ki olur. Ya siz hangi neye uyuyorsunuz Allah aşkına? Ya bu ne böyle ya? Bak Resulullah'a gelen olayda olmaz diyor Resulullah. Kur'an-ı Kerim asla olmaz diyor. Ama siz burada şeyde bütün mezhepler, Hanefi'si, Şafii'si, Maliki'si, Hanbeli'si ve üstelik şunu da söylüyorlar ittifakla. Bir insan bir anda seni üç talakla boşadım dese karısına aile tamamen biter diyor. Kadın hemen babasının evine gitmesi lazım. Kadın ister adetli olsun, ister şeyde temizlik döneminde ilişkiye girmiş olsun. Bunun hiçbir şekilde ileride tutar tarafı yok. Şimdi bakın başkasıyla evlenmedikçe de geri dönemez.
Bir de hulle meselesi var. Bakın şimdi Sirkeci'de bir Hoca Paşa camisi vardı, biliyor musunuz? Hoca Paşa semti vardı. Hoca Paşa'nın hikayesini bana birisi anlatmıştı. Yani kitaptan okumadım da birisi anlatmıştı. Şimdi padişahın damadıymış Hoca Paşa. Padişahın kızını damadı boşuyor. İşte böyle üç tane kına. Bir anda her şey bitiyor. Şimdi durumu düzeltmek için bir başkasıyla evlenmesi lazım. Bu da tamamen. Bu da imkansız. Yani haram bu yani. Olmaz. Onun karısı zaten. Sen nasıl evlenmiyorsun? Ama sistem öyle bozulmuş ki. E ne yapalım? Ha, üç aylık süre bitiyor tabii. İddet süresi bitiyor. Gerçi onu orada ayarlıyorlar. Ondan sonra gidiyorlar şeye, Fatih Camisi'nin çevresi, medreselerine, çevresinin medreseleri var ya, medresenin hocasına diyorlar ki şu talebelerden birisiyle bu kızı evlendirelim. Tamam, bir tane talebe buluyorlar. Nikah kıyıyorlar. Boşama hakkını da kadına veriyorlar. Halbuki kadına boşama hakkını Allah vermiş, sen veremezsin. Çünkü Allah'ın verdiğini elinden almışlar ya, böyle durumlarda yani padişahın kızı yani, olur mu? Böyle durumlarda da böyle bir fetvalar bulmuş, uydurmuşlar. O da Allah'ın koyduğu sınırlara ters. Nikahı kıyıyorlar. Gerdeğe de girmeleri lazım. Geceyi beraber geçiriyorlar. Sabahleyin kalkıyor. O talebeye diyorlar ki karnı boşa. Niye boşayım diyor. Padişahın kızını almışsın. Sonra çok da beğendim diyor. Boşar mıyım diyor. Padişahın kızına diyorlar ki sen boşa. Tam istediğim erkek diyor. Ben zaten böyle birisiyle evlenmek istiyordum diyor. Allah Allah. E ne yapalım? Koskoca padişahın bir talebe damadı olur mu? O zaman ona bir hocalık şeyi verelim. Onu hoca yapalım. Oldu hoca. E bir de paşalık vermemiz lazım. Olmuş hoca paşa. İşte o hemen sarayın dibindeki o bölgenin hikayesini böyle anlatıyorlar. Şimdi bu konuda kendilerini nasıl savunuyorlar? Islat Fikriye Kamusu'ndan Abdurrahman okusun da dinleyelim bakalım. Şimdi burada aynı anda üç talak birden mezhepleri farkıyla kabul ediliyor. Ki bunun kabul edilmesiyle birlikte hem adet beklemi ortadan kalkmış oluyor. İddet beklemi. İddet beklemi pardon. Hem de temizlik döneminde olması şartı ortadan kalkmış oluyor. Yani birçok şartla yani Kur'an'ın koyduğu tamamen, sistem bozulmuş oluyor. Tamamen çöküyor. Yani hiçbir şey bırakmıyor. Evet. Başta Kur'an'ın sistemi çökmez de bunlar sistemin dışına çıkıyor. Ama buna İslam diyorlar. Yani şimdi mesela ben kendim düşündüm, Abdurrahman gene şey yaptım. Ya ben İstanbul Müftülüğü'nde bunları doğru zannederek yıllarca katlamadım. Ama içime bir türlü yatmıyordu. Okumadığım mezhep kitabı kalmadı. Sonra Allah araştırınca Cenab-ı Hak gösteriyor, Allah nasip etti. Talak suresini okuyunca vah lan bu ne biçim bir şeymiş dedik, baktık ki hiç. Kur'an'da Allah Talak suresi diye bir sure indirmiş. Bu mezheplerin hiçbirinin ondan haberi yok. Bakara suresinde 3 sayfa ayet var. Böyle şey abi, cımbızda alınan bir takım kelimeler var. Talak suresinde de cımbızda birkaç kelime alınmış. Evet, şimdi söyle. Evet, burada öncelikle ayete yönelik bir ayetin bununla ilgili olmadığı belirtiliyor. Talak-ı merratan o talak iki defa ayeti farklı zamanda bir şekilde ayetin bu konuyla ilgili olmadığı, onun rici tarihli olan talakın iki kere olduğunu, ondan sonra zevceyi ya maruf üzere tutmak ya da güzellikte salıvermek ki durumunu ihtar ettiği belirtiliyor. Yani burada şu, yani talak marraten Bakara 229. Talak elif lamlı talak. Türkçe'de o talak. Mesela ol talak diyelim. El yerine ol diyelim. Ol talak. O talak. Hangi talak? İngilizce'de mesela the derler. Türkçe'de yoktur böyle bir ek.
Ama burada el olduğu zaman belirli bir şey demektir. O talak iki keredir. O talak Allah'ın talak suresinde uzun uzun anlattığı talaktır. Şimdi Arap dili kurallarına hiç uymadan o talak iki keredir sözü rici talakla ilgilidir. Çünkü kendilerine göre bir rici ve bayin. Yani rici dönülebilir, bayin dönülemez şeklinde kendilerine göre bir ayrım yapmışlar. Halbuki o da diyor ki Allah-u Teala Talak suresindeki talak iki kere olur. Yani bir kere yaparsınız süre biter. Dönersiniz bir kere daha yaparsınız dönersiniz ama üçüncüsünde artık dönemezsiniz diye 230'da bildiriyor. Niye? Biliyorsunuz halk tarafın bir değil, iki değil, üç. O artık sen oyuncağın değil. O sisteme uyduğunuz zaman zaten karısını bu şekilde boşayacak insan çok az. Ali radıyallahu anh'a atılan bir iftirayı ben bir güvenilir bir kitaptan okumuştum. Şu anda kitabın adı tam aklıma gelmediği için yanlış bir şey söylemekten çekiniyorum. Türkçesi de var ama hangi isimde şey tercüme edildi? Şey tercüme etmişti bu Selçuk Üniversitesi'nde bir tefsirci hoca var. Neyse şimdi adı aklıma geldi. Şimdi orada şöyle diyor, diyor ki Güya Ali radıyallahu anh'a söylemiş. Kur'an'daki anlatılan talaka göre bir insan karısını boşasın dersek kimse karısını boşayamaz ki. Onun için biz onu bıraktık şuraya geldik. Ya bunu Ali radıyallahu anh'a söyler mi? Ama söyletiyor. O zaman bu kişi Müslüman olmaz ki. Bak şimdi burada bunun kabul edilmesi imkansız. Evet, geç ikincisini. Yine bu şeyden Beyhaki'den ve diğer hadis kitaplarında naklediler. İbn Abbas'tan naklediler. Bir rivayet var. Rükane'nin karısını işte boşadığı, daha sonra pişman olduğu, Peygamber Efendimiz'in yanına giderek o sadece birdir, ona dön şeklindeki bu rivayetin farklı tariklerinden ki ifadelerden hareketle aslında o bire niyet etmişti diyerek, evet, ya da bu rivayet zayıftı diyerek bu rivayetin buna delil olamayacağı gibi bir sonuca ulaşıyorlar. Bunu da kabul etmiyorlar. Halbuki bu şeyin az önce konuştuk ya, Kur'an'ı açıklama ilmi, Kur'an açıklama ilminin temel ayetlerinden bir tanesi Hud suresinin ilk ayetleridir. Diyor ki Allah-u Teala Elif Lam Ra kitabun uhkimet ayatu sümme fussilet milletin hakim hakim. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem, yani kısa özlü hükümler bildirir. Sonra da hakim ve habir tarafından ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Açıklamayı Allah yapar. Niye? Ella ta'budu illallah, Allah'tan başkasına kulluk etmeyesin. Şimdi Allah Talak suresi indirecek. İşte Bakara suresinde 3 sayfalık Talak suresi yapacak. 8 kere Allah'ın sınırları bunlardır diyecek. Siz ve Resulullah'tan gelen sahih rivayetlerde bunlar olacak. Siz böyle kıytırık rivayetlere dayanarak Kur'an'a aykırı olduğunu da bilerek, biraz sonra bildiklerini de göreceğiz. Haram olduğunu söyleyecekler. Bilerek buna fetva vereceksiniz. Ve bu olacak İslam mesleği. İşte olay böyle olduğu için insanlar mahkemeler için ona tercih ediyor. Hiç olmazsa bir azıcık düşünme ve barışma imkanı var. Öbürünün canı sıkılıyor. Boşuyor. Yani bir kere hatırlıyorum. Bana gelen olaylardan birisi şey etmiş. Birisi şey yapmış, adama söylemiş, evine geliyormuş. Karına sahip oldu. Ne oldu? Aşağıdaki şeyle, bakkalla konuşuyor. Ne demek ya? Adam giriyor içeriye, kadını bir dövüyor. İşte senin 3'den 9'a, 9'dan 18, 18'den 36'ya sayıyor da sayıyor, boşadı. Kadın anlamı tamam diyor, yaptın ama niye yaptın? Diyor ki seninle bakkaldan konuşmuşsun. Tabii konuştum diyor. Hemen misafir geldi, bana 3 tane ekmek gönderdi diye şey yap. O da gönderdi. Ha öyle mi? Ama gitti mesleklerine. Şimdi
Şimdi buna karşılık bugünkü yasalardaki boşanmayı herhalde tercih eder birçok kişi. Evet, devam. Bir başka rivayette biraz önce okuran işte Peygamber Efendimiz zamanında, Hazreti Bekir zamanında uygulamanın yani aynı meclisteki üç talakın bir talak sayılacağı şeklindeydi. Ama Hazreti Ömer'den sonra bunu, insanlar bu konuda acil ediyorlar. Onlara ceza olarak bunu biz üç sayalım şeklindeki rivayetle ilgili bir eleştiri yapıyorlar hocam. Bunu da farklı şekillerde tevil ediyorlar. Ya Hazreti Ömer diyorlar bu konuda bu hükmü şer'idir. Kitaba, sünneti, icma ümmeti müstenit olması lazım. Ya da bu İbn Abbas'ın bu rivayet yanlış telakki edilmiştir. Bu nakledilen bu rivayet. İkinci olarak aslında Ömer radıyallahu anh'a mal ettikleri rivayet nerede geçiyordu? Müslim'de Müslim'de geçiyor. Efendim bir oku rivayeti de. Allahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anh ve Ömer radıyallahu anh halifeliğinin ilk iki yılında üç talak, bir talak sayılırdı. Hattab oğlu Ömer, insanlar ihtiyatlı olmaları gereken bir konuda aceleci davranmaktalar. Acaba onu, yani talakı, onların aleyhine geçerli saysak mı? Dedi ve geçerli say. Şimdi bu Tanrı mı? Yani bu Ömer radıyallahu anh yapılmış en büyük iftira olmaz. Ki Hazreti Ömer de hocam oğlu için peygamberimize gidiyor. İşte oğlu için gittik ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Orada veda tokumadı. Talak suresinin ilk ayetini okuyor Resulullah. Diyor ki bu Allah'ın emrettiği talaktır. Evet. Bu Hazreti Ömer'le ilgili bu rivayet farklı şekillerde nasıl uyuşturabiliriz diye yaklaşık 5 konuda şey yapıyor. Tamam, ona hiç girmeyelim. Hiç girme. Bunun sonucunda şöyle bir sonuca ulaşılıyor. Bir mecliste bir lafız ile veya müteferrik lafızlar ile ya yani çeşitli üç kere yani üç ayrı kere. Evet, üç ayrı kere veya boşsun üç kere boşsun. Yani boşsun, boşsun, boşsun. Evet, yapılan üç talak ile beynülütü kübranın ya yani tam ayrılığın vuku bulacağına ehl-i sünnet ulemasının cumhuru kail bulunmaktadır. Ya, ehl-i sünnet ulemasının cumhuru bu görüştedir. Allah ne derse desin biz böyle dedik. Bu hususta adeta bir icma-i ümmet vaki olmuştur. Bak icma olmuştur. Artık bu mesele içtihada mahal değildir. Bunun içtihatla bir alakası var mı? Şimdi bakın Allah-u Teala ne diyor? Diyor ki ben açıklıyorum ki benden başkasına kulluk etmeyesiniz. Allah açıklama yetkisiyle Resulullah'a da vermiş. Ama kendileri böyle bir yetki almaları için önce Resulullah'a veriyor. Bana verecekler kendilerine de sırayı gelsin. İşte şimdi devam edeceğim. Şimdi bu ilim kaybolduğu için kitaplar bu hale gelmişti. Devam. Buna muhalif olan bir hüküm nafiz olmaz. İlafına kail olanlar şaz zaman zaman burada söylüyorlar. Ve ehl-i sünnetin kavli ne muhalif? Ehl-i bid'atten mağdur görülmüştür. Bak, bid'at ehli olacakmışsınız. Ehl-i sünnetin kavline aykırı. Ama kendilerinin bid'at içinde olduğunu kendileri söylüyor. Peki bu ne biçim bir din anlayışı? Zaten bid'at boşama. Ya, bid'i boşama diyorlar. Yani böyle bir boşama şekli ne Resulullah zamanında ne Ashab zamanında vardı. Sonradan ortaya çıktı. Bir söyleyeceksin. Bir oku bakalım. Fil hakika nikah hakkına malik olan bir mükellef bunu müteferrikan izah edebileceği gibi müştemiyan da izah edebilir. Yani burada demek üç talakı birden yapmak İmam-ı Şafii, Buseri, İmam-ı Ahmet'in bir rivayete göre haram da değildir. Fakat kuvvet ile talak yapılması İmam-ı Azam, İmam Malik, İmam-ı Ahmet'in bir rivayete göre bid'attir, hürmetten hali değildir. Hatta İbn-i Ömer Hazretleri zevcelerini bir mecliste üçer talak ile boşayan kimseleri dar süretli taziren cezalandırırdı. Babasının tam tersini yapıyormuş. Çünkü böyle üç talakı birden yapıvermek ihtiyata münafii, Resul-i Ekrem'in sünnetini muhalif, yani sünneti muhalif. Masiyetten gayri halidir. Bununla beraber muteberdir. Masiyet demek isyan demektir. İsyandan uzak değil. Bu bir isyandır demiş oluyor. Resulullah'ın uygulamasına terstir diyor. Zaten Kur'an'a ters bütünlüğüyle. Ama geçerli. Zira bir şeyin ihtiyata münafi, sünneti muhalif, masiyeti müstezem olması onun hükmünün lüzumuna mani olamaz.
Nitekim irtidat en büyük bir masiyettir, en azim bir cinayettir. Bununla beraber hükmünün lüzumuna tahkunun mani değildir. Hiçbir alakası yok. Şimdi bak, dinden dönmeyle karısını boşamayı birbirine benzetiyor. Ya bu ne alakası var? O dinden dönüp kafir olmuş. O başka bir şey. Bir insanın karısını boşaması başka bir şey. Allah-u Teala bunu uzun uzun anlatıyor. Tekrar edeyim. 8 yerde Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bunları aşmayın. Şöyle bitiyor. Binaenaleyh müştehidi kiramın cumhuruna göre üç dağ ile herhalde hürmet-i mübareze hasıl olur ve tahliyeli şer'i bulunmadıkça bu hürmet muhtefi olmaz. Bu yüzden yüzlerce aile günümüzde dağılıp kapı kapı boca boca durun hayatlarını mahvediyorlar. Bu pek şeye göre. Evet, şeyde bana bir kere şöyle bir kavanoz bal gelmişti de birisi göndermiş. Ben niye göndermiş? Kendi kendimi anlayamadım sana. Arkasından bir telefon geldi. Bartın'ın bir köyünden. Adam hayırdır dedim, yani tanışmıyorum, bir şey etmiyorum sana. Yani nasıl, niye geldi bu? Adam dedi ki, ben dedi karımı üç taraf boşanmıştım. Ayrıldık. Birbirimizden de ayrılamıyoruz. Sorumuz sorumuz var. Evi ortadan böldüm. İki tarafa kapı, köyde yani. İşte bahçe. O bir tarafında kalıyor. Ben bir tarafında kalıyorum. Akşam tabi ayrı yatıyoruz. Benim karşımda örtülü falan. Ama çocuklarımın anası. Yıllarca öyle kaldık ama bir türlü içimize yatmıyor. Biz nasıl dostluk olabiliriz diye. Sonra gelmiş bana sormuşlar. Ben de demişim ya sizin hiçbir şey diyecek gidin. Ne nikah kıyalım, ne nikah? Boşamamıştın ki nikah kıyasın. Hadi gidin devam edin demişim. Adam da öyle bir memnun olmuş ki bana. Mesela hayatta bana en tatlı balo gelmişti yani şimdiye kadar. Şimdi hakikaten mesela yine bir şey var. Yani bu Abdurrahman görmüştür belki, Vedat görmemiştir de. Bir karı koca ki eşit Türkiye'de çok tanınmış bir bürokrat. Bürokrat yani. Üstelik bürokrat. İkisi de dindar insanlar. Kadın da çok iyi bir ailenin kızı. İyi yetişmiş. Ve çok yani ikisi de çok temiz insanlar. Şimdi erkek karısını işte üç ayrı yerde üç tarafla boşanmış. Şimdi ben bunları dinledim. Birçok yere gitmişler. Asla bir araya gelemezsiniz demişler. Sonra bana geldi. O zaman ben bunlardan haberdar değilim. En az iki ay okumadığım kitap kalmadı. Çünkü bir türlü içime yatmıyor. Ama bu kitapların hiçbirinde bu konuyu anlatan ayetler yok. Resulullah'ın konuyu izah eden hadisleri yok. Var ama anlamları çarptırılmış bir şey. Allah Allah. En son dedim ya ayrılacaksınız, başka çare yok. Şimdi ayrıldılar. Kadın başka erkekle evlendi. Erkek başka kadınla evlendi. Ne o mutlu oldu, ne bu mutlu oldu. Çocuklar arada zayi oldu. Çok da zeki çocuklardı. Bir gün kadın buraya geldi. Birkaç kere geldi. İşte onun için Abdurrahman'ı görmüştüm de. Onu söylüyorum. Birkaç kere geldi. Baktım ki o zeki, o hayat dolu kadın kafayı yedi. Benden para istemiyor. Para ihtiyacı falan yok. Ne yapmış yani? Şuurunu, şeyini, dengesini kaybetmiş. Ben de boş gitmesin diye biraz bir şeyler şey yaptım yani, gönlü rahatsız olmasın diye. Birkaç kere gitti geldi. İşte biraz gönlü. Tabii artık ayrılmışlardı. Yani tekrar birleşebilirsiniz falan dedim ama artık mümkün değil. Yani. Öyle yapmış, araya şeyler girmişti. Halbuki benim bu bunları öğrenmemden sonra gelselerdi yanıma, insanlara diyecek ki gidin kardeşim ya, hiçbir şeyiniz yok, gidin ailenize devam edin. Ama ondan önce bütün mezheplere göre, yani Ehl-i Sünnet'in bütün mezheplerine göre bunların birleşmesi mümkün değil. Şimdi buyurun,
orta yerde Allah'ın kitabı var. Resulullah'ın uygulaması var. Bid'at diyorlar. Bid'at diyorlar. Talak-ı bid'i diyorlar. Yani bid'at ne demek? Bu Kur'an'da da yok, Resulullah'ın sünnetinde de yok. Ama geçerlidir. Ya nasıl oluyor bu? Nasıl oluyor? Yani şimdi diyelim ki Allah-u Teala şu kadınlarla evlenmeyin demiş. Nikah edip evlendi. Haram ama geçerli diyebiliyor musun? Ne demek ya? Bu ne? Siz Allah'ın koyduğu sınırları tamamen aşın. Ondan sonra da siz buna Allah'ın dini deyin. Hiç olacak bir şey mi? Bakın burada sen söyleyeceğim bir şey olur mu? Ben bu Bakara suresinin 229. ayetini açıyorum. Bakın burada diyor ki Allah-u Teala اَتْطَلَاكُ مَرَّتًا. O talak iki keredir. Yani talak sınavlattan talak. Yani erkeğin karısını boşama şey. فَيْمْسَاكُمْ بِمَعْرُوبٍ مَعْرُوفٍ اَتْتَسْرِحُمْ بِيَحْسَنٍ. Her ikisinin arkasından da güzellikle kadını tutmak ya da ayrılmak vardır ki o, onun tüm şartları Talak Suresi'nde anlatılıyor. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا اِلَّا يَخَافَ لَا يُقِيمَ حُدُودَ اللّٰهِ. Kadına verdiklerinizden hiçbir şey almaya hakkınız yoktur. Ancak karı koca Allah'ın koyduğu sınırlarda duramayacağından korkarlarsa, bu kadının boşamasıyla alakalı. فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِ مَكِي مَفْتَدَتْتِ. Kadının canını kurtarmak için bir miktar mal vererek kocasından ayrılmasında ikisi için de günah yoktur. Burada karata onun kadına aittir. Az önce dedim ki size Şiilerde ve İbn-i Teymiye'de talak oldukça doğru anlatılmış. Ama bu ayetin bu kısmı ikisinde de yok. Yani ayet almışlar ama doğru manasını yanlış almışlar. Yani kadının elinden boşama hakkını almışlar. Ve orada inşallah ders yaptığımız zaman görürsün, İbn-i Teymiye kadını yani boşama hakkı konusunda köleden daha aşağı gösteriyor. Açık ifadeler var. Çok açık ifade. فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيمَ اَخْبَخْسِنْهَا. Diyor ki bak Allah'ın koyduğu hudutta duramayacaklarına korku, o sınırlarda kalamayacak. فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ. Allah gene hududullah geçti. Allah'ın koyduğu sınırlarda duramayacaklarına siz de korkarsanız, korkmamız için hakemler göndermemiz lazım. Ya bu ayet Kur'an'da var. Siz bunu nasıl almazsınız kitaplarınız? İslam fıkı diyorsunuz. فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا فِيهَا فِي مَفْتَدَتْتِ تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ. Duramayacağından korkarlarsa ikisine de günah yoktur. Kadının fidye verip canını kurtarmasında. تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ. İşte bu Allah'ın koyduğu sınırlardır. فَلَا تَعْتَدُوهَا. O sınırları aşmayın. Bu kimle mi? Allah'ın. Ne oldu? Ondan sonra وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Kim Allah'ın sınırını aşarsa onlar zalim kimseler. Peki bu zalim kişiler ahirette ne durumda olacaklar? Onun için şimdi aklıma geldi. 22. sureyi açalım. Orada ayet numarası şu anda tam. Şimdi orada şey var. Ahirette وَقَالَ الشَّيْتَانُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَعَدْتُكُمْ وَعَدْتُكُمْ. Bakın neredeydi? Hmm.
yakındı. İbrahim suresinin 21-22. ayette demiş ama. Yani 14. sure. Orayı açabilirsek bakın şimdi şöyle diyor. Ahirette olacak durum. Bak zalim, bak bunu yapanlar zalimlerdi. Zalimler ne halde olacaklarına bakın lütfen dikkatle. Ve barazu lillahi cemi'an. Hep birlikte Allah'ın huzuruna çıktılar. فَقَالَ الضُعَفَاءُ لِلَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا Zayıf kişiler, ya biz bilmeyiz, biz nereden bilen, biz iki hocalara sorduk, hocalar dediğini yaptık diyecekler değil mi? Kendilerini büyük görenlere şöyle diyecekler. اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا Biz size tabi olduk, sizin dediğinizi yaptık. Ve bununla boş olursun dedim, boş olursun, ayrıldık işte. فَهَلْ اَنْتُمْ مُنُونَ عَنَّا مِنْ عَلَاوِ اللّٰهِ Şimdi biz bu Allah'ın azabından kurtarabilir miyiz? Min şeyin, herhangi bir şeyle böyle bir imkanınız var mı? Kalu lev hedanallahu lehedeynakum. Allah bizi doğru yola yönlendirseydi, bak suçu gene Cenab-ı Hakk'a atıyorlar orada. Orada bile bak. Sanki Allah göstermemiş de bunlara doğruyu. Ya bu kadar ayetleri gördünüz. Doğru olduğunu da biliriz. Kitabınıza bile yazmıştınız. Biz de size doğru yolu gösterdik diyecekler. Sevâun aleyhine ecezi'nem sabarra mâlenem min mahir. İster bağırıp çağıralım, ister sabredelim, hiç fark etmez. Artık her şey bitti. Kurtuluş yok. Ve gâle şeytan lemmâ kudiyelem. Her şey bittikten sonra da şeytan şöyle diyecek. İnnallâhe vaadekum vaadel hak. Allah size gerçek bir vaatte bulundu. Ve vaattüküm, ben de size söz verdim. Ve ahlaktüküm dedim. Ama dediğiniz gibi ben kabul etmiyordum yani. Söylüyordum ama size ters davrandım. Ve ma ki ane liye aleykum min sultan. Zaten benim sizin üzerinde bir yetkim de yok. İlla en da'avdukum da'avdukum fesecektum diye. Ben sizi çağırdım, size geldiniz, gelmeseydiniz. Ve la telumuni ve lume enfusukum. Beni ayıplamayın, kendinize ayıplamayın. Ma ene bi musrihikum ve ma entum bi musrihiyye. Ne ben sizi kurtarabilirim ve siz beni kurtarabilirsiniz. İnni kefartu bima eşrektumuni min kablu. Daha önce beni Allah'a ortak koşmanızı da zaten tanımıyordum. Böyle bir şeyi de kabul etmiyordum. اِنَّ الظَّالِم۪ينَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ Zalimler için acıklı bir azap vardır. Orada da zalim dedi ya. Şimdi sonuç. Ey İslam üniversiteleri, ilahiyat fakülteleri, medreseler. Allah-u Teala'nın Araf suresinin 52. ayetinde belirttiği bu kitabı açıklama ilmine lütfen yönelim. Kur'an-ı Kerim'in çok sayıda ayetinde bu ilmin bütün ayrıntıları bildiriliyor. Yönelin, dersin başında belirttiğimiz gibi işte bütün ilim dallarında Müslümanlar en öne gelsin. Öncelikle kendi hayatlarını kurtarsınlar. Bütün dünyaya örnek olalım. İnsanları değil, insanların zihinlerindeki yanlışları öldürelim. Ve herkesi kendine getirelim. Böylece İslam dünyaya hakim olsun. Ama asla Müslüman. Müslümanlar hakim olsun dediniz mi, iş menfaate döner. İslam hakim olması bu şeylerle tekrar bu Taksim'de olan patlamadan dolayı üzüntülerimi bildiriyorum. Cenab-ı Hak ölenlere rahmet eylesin. Ölü sayısı 4'e çıkmış. Yaralılara da acil şifalar dileriz. İnşallah bu günler geçer. Tekrar ayeti okuyorum. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْسَنُوا وَاَنْتُمْ لَعَلَوْ مِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Üzülmeyin, gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer inanıyorsanız en üstün sizlersiniz. Allah yardımcınız olsun.